ilaçını bir kelpürüz, çiğ ilacı kendini bulur. Ama çiğ kırınca o kelpürüz, çiğ ilaç değil kendini bulur. İlaç değil mi kendini bir kocu torunu bulur. Sor kardeşim. Hoca ne cenisi var? Ya kısım bekle ya. Gene daha bana ayrılacağım ben. Niye bahor gene bana yana? Ha dedim dur. Sonra bir de evden çıkacağım. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Adınızı öğrenebilir miyiz? Murat Kasun. Murat Bey, ne satıyorsunuz? Böyle gördüğünüz gibi köy ürünlerini, köy armutlarını, fasulyesini, yöresel işte fasulyelerimiz var, kurutulmuş esmabiyelerimiz var, armudumuz var, hülümür tuzumuz var, pekmezimiz var, buran yumurtaları var, işte tutumuz var, peslimiz var, bunları satıyoruz genelde. Peki rağbet var mı? Rağbet pek yeri, yerli ürünlere rağbet yok. Neden? Neden yok derseniz, çünkü göze albenisi iyi olmadığı için, görüntüsü iyi olmadığı için, ilaçsız olduğu için görüntü yok. Ama organik, altın değerindeki ürünlerimiz rağbet görmüyor. Ama ilaçladığımız zaman, mesela en basit örneği şu kayısılar düşünelim. Şu sarı kayısılar parlak olduğu, ilaçlı olduğu için, yani kurt bile girmez, zehir olduğu için herkes buna yönelir. Ama bu organik olan şeye yönelmezler görüntüsü iyi olmadığı için. Ondan dolayıdır yani yerli ürünlerimizi satamıyoruz, zorlanıyoruz. Hatta halka tanıtamıyoruz yani. Tanıtmakta zorluk çekiyoruz. Halkımız yani yöresel ürün düşündüğü zaman mesela diyor ki organik olsun, natürel olsun. Natürelin de görüntüsü iyi olmadığı için almıyorlar. Yine de ilaçlı malaya yöneliyorlar. Buna da bir anlam veremiyoruz yine halkımıza. Yani sözde bilinçli davranıyoruz ama bilinçli hareket etmediğimizi görüyoruz toplum olarak. Toplumdan tek ricamız yani görüntü olan mala değil, gerçekten organik olan mallara yönelsinler. Zehirli mallar yemesinler. Zehirli mallar insanı kanser eder, her türlü hastalığa yol açar. Ve bu malları yedikten sonra mutlak hastalık oluşur vücutlarda. Yani ama organik mallarsa kesinlikle yani vücutta hastalık olmaz. Daha da insanı sağlıklı eder. Yani daha sağlıklı ürünler tercih etmelerini istiyoruz halkta. Peki siz sadece pazarda mı satıyorsunuz? Pazarda, bazen de çarşı merkezinde satmaya çalışıyoruz ama yerlerimiz sabit olmadığından dolayı onu da tam satamıyoruz yani dört dörtlük. Nedir peki şu küçük? Yani küçük armut, şu şakok diyoruz buna. Mesela kesinlikle doğada yetişir, kesinlikle el değmez. Natürel yetiştiği için kurtlanma da oluyor, normaldir yani. İlaç yok kesinlikle bunlar. Doğada yetiştiği için kurtlanma da olur, normal. Ama ilaç olsa, içinde zehir olsa kurt girmez. İlaç olmadığı için kurtlanma oluyor, normaldir yani. Kurdun yemediğini insan yiyor ama diyorsunuz yani, öyle mi? Yani kurdun bile yemediği zehri insanoğlu tüketiyor yani. Ona göre değerlendirmeniz gerekiyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.